Yeni bir haftadan, yeni bir günden, yeni mahalleden, Kanal 32'den, basın kulübünden hepinize merhabalar. Biz bu hafta neredeyiz? Yedi Şehitler Mahallesi'ndeyiz. Hep birlikte Yedi Şehitler Mahallesi'ni gezeceğiz, pazarda dolaşacağız, size ekranlara getireceğiz. Mahalle sakinlerinden bir ablamız var şimdi yanında. Sizi tanıyabilir miyim? Ayşe Çevik. Ayşe abla, daha sebet boş. Daha yeni çıkmışsınız herhalde. Yeni geldim, şimdi geldim. Dedim sabahtan oluyor. Sabahtan daha mı rahat oluyor? Aynen, öyle oluyor. Akşamımız biraz kalabalık. Neler alacaksınız? Ne kısmet olursa. Allah ne ayırdıysa onu alacağım. Burası bu güzel. İşler diyorum size. Teşekkür de. Kolay gelsin. Ben de çok sağ olun. Bu mahallede oturuyorsunuz. Zafer'de oturuyorum. Yakın oturuyorum. Buranın pazarı büyük olduğu için Yedi Şehitler'in geliyorsunuz. Buraya geliyorum. Burada çünkü daha bir her şey, çeşit çok. Uygun bir fiyat tabii ki de. Yani buraya geliyorum. Başka yere gitmiyorum. Tamam. Kolay gelsin o zaman. Aa, hayırlı alışverişler. Şehitler Mahallesi'ndeyiz dedik. Buraları gezeceğiz. Mahallemizi sizlere tanıtmaya çalışacağız dedik. Şimdi de mahalle muhtarımız var yanımızda. Sizi tanıyabilir miyim muhtarım? Evet, ben Yedi Şehitler Mahalle Muhtarı Alper Yıldırım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ ol, iyiyiz Allah'a şükür. Nasıl gidiyor muhtarlık işleri? Muhtarlık iyi. Devam ediyoruz muhtarlığımızı. İşte mahallede tüm çalışmalarımızı, sokaklarımızı, tüm asfaltımızı, parkımızı ve okullarımız olarak hep geziyoruz. Yerinde inceliyoruz eksiklerimizi. Diğerli birimlere bildiriyor. Muhtarım, kaç yıldır ya da kaçıncı döneminiz muhtarlıkta? Evet, ben 2004 yılında aday oldum. 2004 yılında Mart 28'inde Yedi Şehitler Mahalle Muhtarlığı'na devam. 4 yılından beri? 3 dönemdir Yedi Şehitler Mahalle Muhtarlığı'na. Mahalle sakinleri sizden çok memnun o zaman. Evet, sağ olsunlar, bizi seçtiler. Biz de kendilerini, biz devamlı işte birebir çalışacağımız için ve ben Yedi Şehitler Mahalle Muhtarı adayı olduğumda ilk bir şeyim, umudum vardı. Yedi Şehitler Mahallesi'ne yeni bir okul kazandırmaktı. Yedi Şehitler Okulu. Çünkü bizim Yedi Şehitler Mahallemizde okul eksikliği ve okullarımız eskiydi. Ve onlara bir yeni bir okul kazandırmak için mücadelesini verdik ve Yedi Şehitler Mahallesi'mize Yedi Şehitler Ortaokulu ve İlkokulunu kazandırdık. Yenilendi. 2004 yılında başladık. 2008 yılında işi yaptık. Peki şunu merak ettim. Yedi Şehitler ismi nereden geliyor? Evet, Yedi Şehitler Mahalle ismimiz bu. Yedi kardeş. Yedi kardeş Isparta'mızı savundukları için Yedi Şehitler Mahallemize eskilerimiz Yedi Şehitler, Yedi kardeş olduğu için Isparta'mızı savundukları için Yedi Şehitler Mahallesi ismini koymuşlar. Asfalt çalışmaları var sanırım. Şu anda bizim bir Yedi Şehitler Mahallemizde artık tüm inşaat halinde Yedi Şehitler Mahallemiz. Sağ olsun belediye başkanımız bu dönem Yedi Şehitler Mahallesi'ne el attı. Ve parkından tut, yollarından tut, kaldırımlarından tut, altyapısından tut. Tüm sokaklarımızı, 76 sokağımızı yani komple birebir kendisi yerinde inceleyip ve karar veriyor. Ve ona göre tüm yollarımız yapılıyor. Yedi Şehitler Mahallesi yenileniyor o zaman. Yedi Şehitler Mahallemiz evet, yeni bir mahalle. Yenileniyor artık. Yeni bir modern mahalle. Sanırım 76 sokak dediniz sanırım. Ben yanlış duymadım değil mi? Evet, 76 sokağımız var. 6 tane caddemiz var. Yedi Şehitler Mahallemiz 16 bin nüfusu kapsıyor. Ya, hemen hemen bir ilçe sayılabilir aslında. Evet, 9600 seçmenimiz var Yedi Şehitler Mahallemizde. Ve Yedi Şehitler Mahallemizde Yedi Şehitler İlköğretim Okulumuz, Ortaokul Okulumuz var, Ali Aydar Okulumuz var ve Meryem Albayrak Anadolu Meslek Lisesimiz vardı. Şimdi ortaokul, bize Yedi Şehitler Mahallesi'nde tek ortaokul yetersiz. Bizde ortaokullar yetersiz olduğu için kendisine, Sayın Valimiz Şemus Günaydın'a ilettik. Kendisi de yerinde inceledi. Yerinde doğru bir karar olduğu için kararını verdi. Kendisine de buradan teşekkür ediyoruz. Halkın valisi olduğu için.
O zaman şöyle diyebiliriz aslında, Yedi Şehitler Mahallesi Isparta'nın en büyük mahallelerinden bir tanesi. Ve içerisinde birçok okulu, işte sağlık ocağını, bütün yani kişilerin, vatandaşların ihtiyaçları olacak şeyleri de kapsayabilen bir mahalle, içinde barındıran bir mahalle. Ve gelişmek için de daha fazla siz de vatandaşlara yardım sağlayabilmek adına el birliğiyle herkes çalışıyor sanırım. Evet, aynen, hep el birliğiyle, hep beraber. Biz Yedi Şehitler Mahallesi'nde işte bizim sağlık ocağımız var. Bunun 3 tane camimiz var. Onun için bizim parklarımız var. Parklarımızda tüm hepsi de yenileniyor şu anda. Yollarımız da yenileniyor. Onun için Yedi Şehitler Mahallemizde artık bir eksik kalmayacak. Yeni Yedi Şehitler Mahallemiz. Ne güzel. Peki Yedi Şehitler Mahallesi'ndeki oturan kişiler neler yapar? Yedi Şehitler Mahallemizin oturanları artık orta kesimleri bizim. Orta askeri ücret, ekseri askeri ücrette fabrikalarda çalışırlar ve elma zamanında elma toplamaya gidilir. Gül zamanında gül, yani tarım, çiftçiyle uğraşan bizim Yedi Şehitler Mahallemizde fazladır. Burada da genelde çok apartmanlaşma çok fazla yok sanırım. Apartmanma, evet, şu iki yıla göre apartmanma, apart olarak olayı bayağı fazlalaştı Yedi Şehitler Mahallesi. Arttı yani. Arttı. Yurt, apart arttı. Şu öğrenciye de dönük bir yer o zaman. Öğrenciye dönük bayağı iki yıldır şey yaptı, çoğaldı. Şöyle söyleyelim, bahsedelim. Aslında burası çok merkezi bir yerde, otogarın hemen üstünde. Evet, yakın. Otogarımızın üstünde hemen 200-250 metre ileride. Yakın olduğu için, çünkü apartlar burada bayağı bir arttı yani. Peki hangi mahallelerle sınır içerisinde Yedi Şehitler? Evet, Yedi Şehitler Mahallemiz Zafer Mahallesi, Muzaffer Türkeş Mahallesi, Gülistan Mahallesi, Pir Mehmet Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Fatih Mahallesi sınır alanında Yedi Şehitler Mahallemiz. Komşuları da oldukça var mahallemizin. Ortasında böyle bir inşaat alanı var. Muhtarım, burasının akıbeti nedir? Evet, buranın akıbeti, bizim bu Yedi Şehitler Mahallemize çok bir büyük bir eksiğimiz vardı. Park eksiğimiz vardı. Bir modern bir park istiyorduk. Park yok muydu burada? Parkımız çok vardı ama eskiydi. Biz bir modern bir park istemiştik. Biz belediye başkanımız Yusuf'a günaydın'da bu duyarlılığımıza duyarlı oldu. Kendisine görüşmemizde biz dedik, Yedi Şehitler Mahallemizde bir parkımız eksikti. Parkımız. Bir modern bir park istemiştik. Ve kendilerine görüşmelerimizde bu parkı inceledi. Evet dedi, burası olumlu dedi. Buraya bir kendisi güzel bir modern park, halka açık olarak bir park yapıyor. Kendisine buradan teşekkür ediyoruz. Yedi Şehitler Mahallesi parka kavuşuyor o zaman. Evet, aynen. Yedi Şehitler Mahallemiz bir güzel bir modern. Yedi Şehitler Mahallemize yakışır. Yedi Şehitler Mahallesi gerçekten bir yenilenmek üzere. Onun için kendisine, belediye başkanı, teşekkür ediyorum. Pazarındaki bu orijinal parkı, önce bunun çok ciddi bir şekilde çevre yollarına uygun kodlarının uyması lazımdı. Bugün geldik, bu kodlara baktık. Çok iyi bir şekilde arkadaşlar, planımıza göre kodlar uymuş. Bu önemliydi. Ve herkesin de buradan rahatlıkla 360 derece etrafıyla açık, hiçbir çiti, hatta bitki çitisi bile olmamak kaydıyla içeriye herkesin rahatla girip burada istirahat edebileceği bir cennet bahçesi şekline çevirmek istiyoruz burayı. Yani çiçekler, güller içerisinde. Bir de parkın artık
10 santimi geçmeyen, 10 santimi geçmeyen kaldırımlar yapıyoruz. Bundan sonra bütün parklarımızda, örneğin bunlardan bazı örnekler çıkmıştır Isparta'da. Bu bahsettiğim şeyler görülebilir hale gelmiştir. Mesela Gaziler Parkımız vardır. Şehrin öbür yakasında Antalya giriş yolu üzerindedir. Hemen bitişinde Şehitler Parkımız vardır. Bunlar da böyle olmuştur. Şimdi de İAŞ'ın alt tarafındaki parklar elden geçirilmiştir. Onlar da bu şekilde kibar, nezih ve medeni ölçülerine ve görüşlerine uygun bir park bitmek üzere de yapılmıştır. Şimdi bu Cuma pazarındaki bu parkımızda aynen böyle olacaktır. İçerisi çiçeklerle bezenmiş, bakımlı ve iç sisteminde her tarafında otomatik sulama sistemleri koyuyoruz. Ve tabii çocuklarımızı hiçbir parkta unutmamaya çalışıyoruz. Burada yine bu parkın orta kısmında aileleriyle birlikte gelip etrafında oturabilecekleri ve çocukların da hemen gözleyebilecekleri güzel bir çocuk parkımız da mevcut. Ve içerisi de yine buradaki tema ağırlığı her yerde olduğu gibi, olacağı gibi tema ağırlığı burada da yine gül olacaktır. Şimdi Cuma pazarındayız. Burada dua yapılıyor. Pazarcılara, esnaflara hayırlı pazarlar için dua yapılıyor ve bütün herkes hep birlikte amin diyor. Isparta'nın genelinde her hafta kurulan böyle pazarlarda bu tarz dualar çok yapılıyor. Çok güzel bence. Kolay gelsin amca, hayırlı işler. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsmin nedir amca? Ali. Ali amca, nasıl gidiyor işler? İşlerimiz çok güzel. Çok güzel, harika. İyi, ne güzel, Allah bol müşteriler versin. Sağ olun. Senin burası hep çerez. Evet, çerez. Oh, yaz akşamları tam böyle çekirdek çitlemeye herkes alıyordur herhalde. Ben de bir tadına bakayım, test edelim değil mi? Test edelim. Çıtır çıtır çok güzelmiş. Leblebiden mi? Oo. Çok güzelmiş, teşekkür ederim. Kolay gelsin, hayırlı işler. Kolay gelsin, iyi alışverişler. Sağ ol. Yakaladım zeytin seçerken. Evet, çok hangisi güzel. Güzel? Aa, şu güzel de bilmiyorum. Adına bakıyoruz daha. Şimdilik daha bilemedik. Zeytin tezgahları da böyle çok güzel olur. Evet. Evet. Doğru. Bu mahallede mi oturuyorsunuz? Yok, biz zingil evlerde oturuyoruz. Ama buranın pazarı güzel diye herhalde. Aha, burası güzel. Buraya geliyoruz. Aha, buraya geliyoruz. Her zamanki zeytincimize. Biz de daha önceki haftalarda Binbir Evler Mahallesi'ndeydik. Bu hafta da Yedişehitler'deyiz. Binbir Evler Mahallesi'ne de buradan selam gönderelim o zaman. Size de kolay gelsin, iyi alışverişler. Teşekkürler, kolay gelsin. Teşekkürler, size de kolay gelsin. Cuma pazarında yok yok, her tezgah göz alıcı şekilde. Şu anda da arkamızda kocaman kocaman karpuzlar var. Kolay gelsin, hayırlı işler. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor satışlar? Şükür iyi. İyi. İsminiz ne bu arada? Suat. Suat abi, hiç böyle bağırmıyor musunuz ya şöyle diye? Şu anda da ortalık sakin olduğu için bağırmıyoruz. Birazdan 1-2 saat sonra kalabalık olur o zaman. Pazarcıların böyle bağırmasına alışkınız biz ya. Ama şu anda öyle bir şey yok şu anda. Yok, olmuyor. Boşu boşuna bağırırız yani. Kendi kendimizi kandırmış oluruz şu anda. İyi bir karpuz nasıl anlaşılır? Vallahi iyi bir karpuz almak için özellikle bazı şeyler var. Adana olması gerekiyor. Karpuzun parlak olması gerekiyor.
ne bileyim bazı şeyleri vardı yani. Siz hemen ya, gözünden bakınca biliriz, biz biliriz karpuzun ne olduğunu. Biz bilmiyoruz. biliriz. Şimdi sen Suat abi bizim için öğleden sonraymış gibi düşün. Bir pazarcı gibi şöyle bir bağır ya. Ya bağırmasam iyi olur ya. Bağırsın şimdi. Ya. Yok. Bağırmayayım şimdi, bağırmayayım. Balla. Çilekçi abi kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Sağ olun, Allah razı olsun. Kaç para çilek? Çileklerimiz 6 liradan gidiyor şu anda. Mevsim reçellik çilek olduğu için şu anda mevsimi. Reçellik çilek de bulmakta biraz sıkıntı çekiyoruz. Küçüklü olduğu için vatandaş toplamıyor bunu. Toplamadığı için de fiyat biraz yüksek ama çilek reçeli yapanlar bundan çok memnun kalıyorlar. Zaten bizi biliyorlar herkes. Tabii. Oluyor. Kesinlikle böyle. Küçük çilekten olur. Büyük çileklerden çilek reçeli olmaz. Peki nasıl gidiyor satışlar? Pazar nasıl? İyi. Pazarlar da iyi. Şu anda yaz meyve sebzeleri falan da ucuz. Çilekler de ucuz. Yani bütün meyveler şu anda yaz olduğu için bol. Bol olduğu için de ucuz. Ne güzel. Çok Allah pahalı değil yani. Allah bol satışlar versin. Teşekkür abi ederim. O zaman kapatırken sen çilek var diye şöyle bir nasıl bağırıyorsunuz? Bir bağır ya. Reçellikler geldi, hadi bakalım. Çilekçiler de. Meryem Albayrak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesindeyiz şu anda. Sanırım burası artık Anadolu Lisesi değil, ortaokul olacak. Yanlış söylemiyorum değil mi muhtarım? Evet, biz Şehitler Mahallemizde bir burada ortaokul eksiğimiz vardı. Sayın Valimize ilettiğimizde yerinde kendisi inceledi. İncelediği için yerinde ve doğru bir karar olduğu için burayı ortaokula çevrildi ve kendisine buradan mahalle adıma teşekkür ediyorum. Mahalle sakinleri şimdi bir tane bohçacı var ileride. Orada bohçalara bakıyorlar. Şimdi biz de gidip biz de bakalım. Merhaba. İleriden biz de gördük. Biz de çekmeye geldik. Neler satıyorsunuz? Çeyizlik mi satıyorsunuz? Ne bu, perde mi? Bu perde canım. Sana da vereyim. Al uygun vereyim de. Ne kadarmış bunlar? Çifti 150 milyon, 10 metresi. 10 metresi 150 liraymış. Hmm. Böyle bunları sırtınızda taşıyıp satıyor musunuz mahalle? İşte ne yapalım canım. Nasıl gidiyor satışlar? Yetersin ablacığım. Oo, bir sürü çeyizlik şeyler var. Sen al, sana vereyim gel. Teşekkür ederim. O zaman kolay gelsin. Sağ ol canım. Hadi kolay gelsin, görüşürüz. Bay bay. Artık parklara geldiğim zaman parklarda vakit geçirmek benimle bütünleşti. Yapmazsam olmuyor, kaymazsam, vakit geçirmezsem, eğlenmezsem olmuyor. O zaman park bulduk, eğlenelim. Geleceğin futbolcularıyla birlikteyim şimdi. Gençler, sizi tanıyabilir miyim? Arda. Arda, senin ismin ne? Hasancar. Hasancan. Arda Galatasaraylı, onu fark ettik. Peki Hasancan hangi takımla? Ben de Galatasaraylıyım. Galatasaraylısın. Aferin size. Peki böyle hep oyun oynar mısınız arkadaşlar? Aferin size. Hangi okula gidiyorsunuz? Mehmet Akif'e gidiyordum. Ortaokula geçtiğim için Yaş'a gidiyorum. Karnın nasıl geldi? İyi. Tatil nasıl gidiyor? İyi. Senin nasıl gidiyor tatil? İyi gidiyor. Peki ben biraz önce futbolcu dedim ama siz ne olmak istiyorsunuz büyüyünce? Futbolcu. Tamam, doğru bilmişim o zaman. Geleceğin futbolcuları kameraya el sallasın.
Ayda ve arkadaşları burada oturmuşlar, güzelce vakit geçiriyorlardı. Yanınıza geliyorum kızlar dedim ama hepsi korkup kaçtılar. En cesaretlisi, en cesuru İkra çıktı. Kızları da orada deşifre ediyoruz şu anda. Kameraya el sallayın kızlar. Evet, biz İkra'yla sohbet edelim. Kaç yaşındasın İkra? 11. 11 yaşındasın, tatildesin. Neler yapıyorsun? Oyun oynuyoruz. İkra, kolları karalamışsın. Niye öyle yaptın sen? Annem babam şeyden yazdım da. Peki ama yapma sen öyle şeyler. Peki nasıl geldi karne? Biraz geçti tabii, okul kapanalı bayağı oldu ama gene de soralım, adettendir. Öğrenci bulduk mu karne sorulur. Sadece matematiğim iyi oldu. Tamam, iyi. Peki başka neler yapıyorsun? Böyle arkadaşlarınla hep oturuyor musunuz? Başka neler yapıyorsunuz? Arkadaşlarımızla akşam dışarıda eğleniyoruz. Öyle. Peki, oynuyoruz. Peki spor yapıyor musun? Koşuyoruz ama ya. Tamam, spor yapmak lazım. Gençler sporcu olması lazım. Kitap okuyor musun? Evet. Aferin sana. Hangi kitap okuyorsun? Babam bana almıştı da bir tane bir şeydi, ismimdir. Şimdi aklımıza gelmedi heyecandan ama var bir kitabımız. Aferin sana. İyi okumalar. Tatilini güzel değerlendir. Bol bol kitap oku. Bol bol spor yap. Arkadaşlarına vakit geçir. Cesaretinden dolayı da tekrardan İkra'yı tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Muhtarımızın biraz önce bahsetmiş olduğu asfalt çalışması yapılan yollardan bir tanesindeyiz şimdi. Mahalle aralarında sokakların hepsinde hemen hemen asfalt çalışması yapılmış burada. Ne zaman yapıldı, ne zaman tamamlandı muhtarım burası? Evet, şu anda burası 2959 sokak. Burası hemen 4 gün önce burası asfaltlandı. Oldukça yeni. Evet, şu anda 4 gün içinde bu asfalt 2959 sokak komple bitmiştir. Burası tamamlandı ve şu anda çalışmalarımız 156 caddede yaş ödüzüne devam ediyor. Çalışma neticesinde burayı tamamladık. Artık bugün akşama bu caddemiz bitiyor. Bu açıdan Sparta'mıza 2 kilometre uzunluğunda bir ana caddemizin belirli bir kısa zaman içerisinde bitirme olayında sağlanmış durumdayız. Artık bu hizmet kalıcı olarak düşünüldüğü için Sparta'mıza hayırlı olsun diyorum. Aynı zamanda durmadan
buna paralel ikinci bir caddemizde dikey gelen bir caddemiz daha var. Ona da şu anda stabilize çalışmaları vesaireler devam ediyor. Hemen bunun arkasından da Konya yolu üzeri yani Eğirdir yolu üzerindeki Özkanlar Kavşağı'ndan tren yolu Hemzemin geçidine kadar olan noktayı da şu anda yarın kazı işleri başlıyor, altyapı işleri başlıyor. Yani şunu demek istiyoruz ki hiç durmadan birbirine ilave olarak bir suyun akış şekline göre hiç durmadan tesisatlarımız çalışıyor, altyapımız çalışıyor ve asfalt şantiyemiz çalışıyor. İşte burada da bir verim yükseltisi elde etme noktasını da her zaman sağlamak istiyoruz. Sanırım onu da sağlıyoruz. Tabii bu konuyla ilgili her aşamada da bizzat kendim de bunu takip ediyorum. Bu takiple beraber tüm teknik arkadaşlarımız da bu çalışmaların ve bu takibin doğrultusunda kendileri de hızlı ve bir haz içerisinde çalıştıklarını görüyorum. Onun için çalışan arkadaşlarımıza da konuyla ilgili olarak kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah Isparta'mız ilk 3 yıl içerisinde bütün Isparta'nın tamamı bitecek. Bitecek ve hiçbir eski asfalt kalmayacak. Hiçbir eskimiş altyapıda olmayacak. Bu programa göre çalışıyoruz. Çünkü belki bundan sonra geceleri de çalışacağız. Cumartesi günleri tam çalışıyoruz. Hatta pazar günleri de kısmi çalışıyoruz veya tam çalışıyoruz. Ancak böyle çalışılırsa bu program elde etme şansına sahip olabileceğiz. Ama bütün belediye personeli olarak bütün hepimiz bu konuya yine tekrar daha önce eskisinde olduğu gibi %70'ine yakın tamamlamıştık. Eskisinden olduğu gibi şimdi de buna yeniden odaklandık ve tekrar çalışıyoruz. Ve Isparta çok başlarda söylediğimiz altyapısı tamamen bitmiş tek şehir olarak görülmesini arz etmiştik. O noktaya göre çok ilerledik. Artık bu dönem bu konuyla ilgili bu zaman bize fazla bile gelecek. İlk 3 yılda her şey bitecek demiştik. O açıdan bu çalışmalar ve bu beklentimiz neticeye doğru çok yaklaştığımız için tüm Isparta'mıza ve tüm Isparta şehri olarak bu güzel altyapılı şehir olarak Ispartalılara hayırlı olsun diyorum. Her mahallede bir haber var. Ekibi olarak bu hafta Yedişehitler Mahallesi'ndeydik. Muhtarımızla birlikte gezdik. Mahalleyi sizlere ekranlara getirmeye çalıştık. Ben buradan mahalle sakinlerine, muhtarımıza ev sahipliği yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Haftaya başka bir mahallede görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.